Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Altınların sisteme nasıl dahil edileceği belirlendi. Altınların Türk lirası hesabına çevrilmesi durumunda ilave getiri de ödenecek. Daha fazla bilgi A Haber muhabiri Rıfat Fırat'tı. Can Okanar, size hemen o yol haritasını anlatalım. Hemen örnekle başlayalım. Örneğin benim altınlarım var ve bunu finansal sisteme kazandırmak istiyorum. Hem de bu altınlar üzerinden ekstra gelir elde etmek istiyorum. Nasıl elde edeceğim? Hemen aktaralım. Tabii öncelikle bir bankada altın hesabınızın bulunması gerekiyor ve fiziki altınlarınızı bir kuyumcu, akredite edilmiş kuyumcu ya da bir bankaya götürüp teslim edeceksiniz. Ve sonrasında da onlar da yetkili rafineriye teslim ediyor o altınları. Tabii has altın bakiyesi dönüşüm fiyatı üzerinden 3, 6, 9 ve 12 aylık vadelerle mevduat veya katılma hesabı açabiliyorsunuz. Dönüştürülen altınlar da bankalarca dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası'na satılıyor. Tabii Merkez Bankası'nın bu sürede uygulanacak olan faiz oranı Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamıyor. Şu an hatırlayacaksınız o oran %14 seviyelerinde. Tabii Merkez Bankası'nca bu hesaplara vade sonunda yenileme imkanı da tanınabiliyor. Ama şurada belirtmek istediğim özel bir durum var. Vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankası herhangi bir fiyat farkına ödeme yapmayacak. Bunu belirtelim. Şimdi daha belirgin hale gelmesi için size tabloda anlatmak istiyorum. Benim 100 gramlık bir altınım var diyelim ve dönüşüm kuru üzerinden 800 liradan hesaplayıp 3 ay vadeli bir hesap oluşturdum ve bu 3 ayın sonunda toplam getiri 882.808 TL olacak. Tabii vade sonunda gram altının kuru 800 lira değil, 750 lira olduğunu varsayalım. Yani altın o 3 aylık vadede 50 liralık bir düşüş kaydetmiş. Vade sonunda 750 TL olmuş. Peki benim gelirim ne olacak? İşte sizin geliriniz değişmiyor. Tam tersine 2808 lirayı almış oluyorsunuz. O 50 liralık kayıp cebinize yansımıyor. İkinci bir senaryoyu aktaralım. Vade sonunda altın dönüşüm tutarı 800 lira olarak kaldı. Yani o 3 ay önceki altın gram altın miktarı değişmedi. Yine 2808 lira cebinizde kalıyor. Üçüncü senaryoyu anlatalım. Yani vade sonunda gram altınız 20 liralık bir değerlenme kaydetti. Ama kazancınız bunu geçmiyor. Yani elde edilen tutar kazançtan düşük. İşte düşük olması halinde yine hesabınıza 2808 lira ekstradan bir gelir yansıyor. Bunu ifade edelim. Tabii bana göre en önemlisi dördüncü senaryo. O kafa karışıklığını gidermek amacıyla size anlatalım. Tabii vadeye başlayınca o dönüşüm kurunuz 800 liraydı. Ama 3 ayın sonunda altın değerlendi. 850 TL oldu. Peki benim cebime ne yansıyacak? Bir köşede 2808 liralık bir kazancınız var zaten. Ama ekstradan altın değer kazandığı için, yani vade sonunda altın fiyatının dönüşüm tutarı ve kazançtan büyük olması durumunda ekstradan sizin hesabınıza 2192 TL daha yansıdı. İkisini topladığımızda vade sonunda hesabınıza 5000 liralık bir miktar yapmış olacak ve bu şekilde Merkez Bankası ya da Hazine tarafından o fiyat farkı sizin cebinize yansıtılacak ve mağdur olmayacaksınız. Bunu da belirterek sözü size bırakalım.